thank you Merhaba, dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersinden çevre hesaplamaları yapalım adlı konumuzu anlatacağım. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde bugün sizlerle beraber neler öğreneceğiz, neler yapacağız. Matematikte çevre tanımını öğreneceğiz. Matematikte çevre nedir? Bunu öncelikle öğreneceğiz ve daha sonrasında geometrik şekillerden olan kare, dikdörtgen ve üçgenin çevre hesaplamasını temel standart ölçü birimlerinden olan metre veya santimetre yoluyla hesaplamayı öğreneceğiz. Eğitici, eğlenceli ve sıra örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Hazır mısınız? Dersiniz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, dersimizin başlangıcında çevrenin bir tanımını yapalım. Tabii çevre dediğimiz zaman aklınıza yaşadığımız çevre gelmektedir. Onunla ilişkili olsa bile matematikteki çevre kavramı çok daha farklıdır. Özellikle geometrik şekillerde çevre dediğimiz zaman bir şeklin sınırlarını belirleyen uzunlukların toplamına çevre denir çocuklar. Bir geometrik şeklin kenarlarının uzunlukları toplamı bize o geometrik şeklin çevresini vermektedir. Örnek vermek gerekirse bakın burada bir şekil görüyorsunuz. Tabi kare üçgen ya da dikdörtgen değil. Farklı bir geometrik şekildir bu. Bu şeklin kenarlarına bakalım. Kenarlarını inceleyelim öncelikle. Bakın sivri noktasından başlayarak birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar ve dördüncü kenar. E evet, düzgün bir şekil olmasa bile dört kenardan oluşuyor. Bu dört kenarın biz uzunluklarını hesaplayıp uzunluklarını bulup topladığımız zaman yani bu uzunlukları bir araya getirdiğimiz zaman bu şeklin çevresini elde etmiş oluruz çocuklar. Şimdi bu şeklin ne yapalım sizlerle beraber kenarlarını birim yoluyla Hesaplayalım. Şimdi birim nedir diye düşüneceksiniz. Bu kelimeyi belki de ilk defa duymuşsunuzdur. Bir uzunluğu ölçmek için kullanılan eşit uzunluktaki parçaların her birine birim denir. Daha öncesinde sizler için standart olmayan uzunluk ölçüleri adı altında bir matematik videosu çekmiştim. Orada hatırlarsanız o videomu izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. O videomda mesela bir kitabın veya bir defterin boyunu başka bir nesne yardımıyla ölçmeyi öğrenmiştik. Mesela silgiyle ya da ataç yoluyla ölçmeyi öğrenmiştik. Oradaki bir silginin boyu ya da bir ataçın boyu bir birim olarak kabul ediliyordu. Belirlediğimiz bir birim ölçüsünde biz az önceki şeklin bütün kenarlarını Ölçelim ve kenar uzunluğunu birim üzerinden hesaplayalım çocuklar. Bakın az önceki şeklimiz yine geldi. En köşeden başlıyoruz ve en üst kenardan belirlediğimiz birim olarak ne yapıyoruz? Çevresini hesaplıyoruz. Kenarlar biliyorsunuz çevreyi oluşturuyordu. Kenarların uzunlukları toplamı. En üst kenardan başlıyoruz. 1 2 3 4. 4 birimmiş. Hemen Yandaki kenara geçiyoruz. 5 6 Alttaki kenara geçelim. 7 8 9 ve en son kenara geçiyoruz. 10 11 12 Bu şeklin kenarların uzunlukları toplamı yani çevresi kaç birimmiş? 12 birimmiş. Şimdi de sizlerle beraber karenin kenarlarının uzunluklarını birim yoluyla hesaplayalım. Bakın Karemizi gördünüz mü? Karenin özellikleri nelerdi? Daha öncesinde geometrik şekilleri öğrenelim adlı bir video çekmiştim. O videomu izlemeyenler varsa mutlaka izlemeleri tavsiye ediyorum. O videomda anlatmıştım. Karenin en önemli özelliği neydi? Dört tane köşesi vardı ve dört tane de kenarı vardı. Ve bütün kenarların uzunlukları birbirine eşitti. Şimdi birim yoluyla kenarlarının uzunluklarını ölçeceğiz ve kenarlarının uzunluklarının birbirine eşit olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. Bizim belirlediğimiz birim bakın görüyorsunuz orada. Bu birim ölçüsünce biz kenarların uzunluklarını hep birlikte hesaplayalım. En üst kenardan başlayalım. Bu arada köşeleri de adlandıralım sizlerle beraber. İlk köşeden başlayalım. A köşesi olsun. Diğer köşenin adı B köşesi ve C köşesi ve en sonunda D köşesi olsun. Bu kareni, bu kareyi adlandırmamız gerekirse ABCD karesi olarak adlandırabiliriz. ABCD karesinin en üstteki kenarından başlayalım ölçmeye. 1 bir birim, 2 birim ve 3 birim. Görüyorsunuz. Bir kenarı 3 birim. Az önce söylemiştim. Bütün kenarları birbirine eşitti. Diğer kenarlarda bakalım. Aynı şekilde mi çıkacak? Yan kenara geçiyoruz. 1 bir birim, 2 birim, 3 birim. Bakın bu da 3 birim çıktı. Alttaki kenara geçiyoruz. 1 bir birim, 2 birim, 3 birim. O da aynı şekilde aynı uzunlukta çıktı. Ve son kenara geçiyoruz. 1 bir birim, 2 birim ve 3 birim. Bakın bütün kenarların uzunlukları da 3 birim olarak çıkmış oldu Üç birim olarak hesaplamış olduk. Yani karenin bütün kenarlarının uzunlukları birbirine nedir? Eşittir çocuklar. Şimdi sizlerle beraber başka bir karenin kenarların uzunluklarını cetvel yardımıyla hesaplayalım, ölçelim, kaç santimetre olduğunu bulalım ve daha sonrasında çevresinin ne kadar uzunluğa sahip olduğunu hep birlikte bulalım. Bakın, karemiz geldi. 4 köşesi ve 4 kenarı var. Cetvelimizle beraber nasıl ölçeceğiz bunun uzunluklarını, kenarların uzunluklarını? Bir köşesini cetvelimizin sıfır noktasına getiriyoruz. Ve diğer köşesi kaç santimetreyi gösteriyorsa bu kenarın uzunluğu o kadardır diyoruz çocuklar. Hemen ölçelim. Bakın bir köşesini cetvelimizin sıfır noktasına getiriyoruz. Bir kenarını ölçeceğiz. Evet diğer köşeye geldiği zaman hesapladığımız zaman kaç santimetre olduğunu görüyoruz. Tam 10 santimetre olduğunu görüyoruz. Diğer kenarını da hesaplayalım. Evet bir köşesine bakın görüyorsunuz. Sıfır noktasını getiriyoruz. Ve diğer köşede yine 10 santimetre olduğunu görüyoruz. Diğer kenarı da hesaplayalım. Bir köşesini sıfır noktasına getiriyoruz. Evet diğer kenarımızda bakın. 10 santimetre olduğunu görüyoruz diğer kenarında. Ve son kenara geçiyoruz. Son kenarında uzunluğu yine aynı çıktı bakın görüyorsunuz. 10 santimetre. Yani bu karenin bütün kenarlarının uzunlukları birbirine eşitmiş. Ve bir kenarın uzunluğu kaç santimetreymiş? 10 santimetreymiş. Buradan biz çevre hesaplamasını nasıl yapabiliriz? Bir karenin çevre hesaplamasını. Kenarlarının uzunlukları toplamı ya da kısa yoldan bir kenarın uzunluğuyla 4'ün çarpımı şeklinde hesaplarız. Çünkü 4 kenarı var, karenin ve 4 kenarın uzunluğu da birbirine eşittir. Her kenarına küçük A harfini yazarsak, çünkü hepsi birbirine eşittir. O zaman karenin çevresi nasıl hesaplanır? 4 çarpı A şeklinde hesaplanabilir. A'nın yerine o karenin bir kenarının uzunluğunu yerleştireceğiz. Ve bir kenarın uzunluğuyla 4'ü çarpacağız çocuklar. Bir iki örnek yapalım. Ve çok kolay bir şekilde çevre hesaplaması olduğunu görelim. Bakın yanda bir kare görmektesiniz yine. Karenin bir kenarının uzunluğu 5 santimetreymiş. Bu karenin çevresini hep birlikte hesaplayalım. Az önceki formülümüz neydi? Çevre formülümüz. Karenin çevre formülü. Ç eşittir. 4 çarpı A idi değil mi? Şimdi A harfi yerine bir kenar uzunluğunu yerleştireceğiz. Ve onu 4 ile çarpacağız. 4 kere 5 kaç edermiş? 20 edermiş değil mi? O zaman bu karenin çevresinin uzunluğu kaç santimetreymiş? 20 santimetreymiş. Ya da bütün kenarlarının uzunluklarını da toplayarak bulabiliriz çocuklar. Bir kenar uzunluğu 5 değil mi? Diğer kenarları da 5 santimetre olduğuna göre 5 artı 5 artı 5 artı 5 nedir? 20'dir çocuklar. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. Yandaki karenin bir kenarının uzunluğu 8 santimetredir. Az önce 5 santimetreydi. Bu biraz daha büyük bir kareymiş o zaman. Çevresinin uzunluğunu hep birlikte hesaplayalım ne yapıyorduk? Bir kenarıyla dördü çarparak biz çevresini buluyorduk. C eşittir 4 çarpı A formülünde A harfinin yerine bir kenarının uzunluğunu getirelim. 4 kere 8 kaç eder? 32 eder değil mi? O zaman bu karenin çevresinin uzunluğu kaç santimetreymiş? 32 santimetreymiş. Şimdi sizlerle beraber ne yapalım? Dikdörtgenin çevresinin nasıl hesaplandığını hep birlikte öğrenelim. Sevgili öğrencilerimiz, çevremize, etrafımıza baktığımız zaman dikdörtgene benzeyen ve dikdörtgen şeklinde olan birçok nesne ve eşya görmekteyiz. Peki bir dikdörtgenin çevresini nasıl hesaplarız? Dikdörtgen şekilsel olarak kareye benzemektedir. Yani kare gibi 4 kenarı ve 4 köşesi vardır. Kareye benzemektedir ancak farklı özellikleri vardır. Karenin bütün kenarlarının uzunlukları birbirine eşitken dikdörtgenin karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir. Ve dikdörtgende iki tane karşılıklı uzun kenar varken iki tane de karşılıklı kısa kenar vardır. Şimdi gelin sizlerle beraber bir dikdörtgenin çevresini az önce karede yaptığımız gibi birim yoluyla hesaplayalım. Bakın bizim belirlediğimiz birim uzunluğu bu kadardır ve dikdörtgenimiz de geldi. Bu dikdörtgenin kenarlarını birim yoluyla hesaplayalım ve çevresinin kaç birim olduğunu bulalım. En üst kenardan başlayalım. Bir köşesinden başlayarak 1, 2, 3, 4. Bakın 4 birim olduğunu görüyoruz. Az önce verdiğimiz bilgiler doğrultusunda bunun tam karşısındaki kenar da 4 birimdir o zaman değil mi? Evet. 4 birim de oraya ekliyoruz. 8 birim yaptı. Hemen yandaki kısa kenarlardan bir tanesini kaç birim olduğunu bulabilirsek diğer kenarda hesaplamış oluruz. 1, 2. Bakın her iki nokta arası 1 birim olarak hesaplanıyor. 2 birim de burasıymış. Hemen onun karşısındaki kenarda o zaman nedir? 2 birimdir çocuklar değil mi? Toplamda o zaman 4 artı 2 artı 4 artı 2. Ne yapmış oldu? 12 birim yapmış oldu değil mi? O zaman bu dikdörtgenin çevresi kaç birimmiş? 12 birimmiş. Şimdi sizlerle beraber başka bir dikdörtgenin çevresini santimetre yoluyla cetvelle ölçerek hesaplayalım çocuklar. Bakın bir dikdörtgen daha görüyoruz. Cetvelimizde nasıl ölçüyorduk? Bir köşesini cetvelin sıfır noktasına getiriyoruz. Ve diğer köşeye geldiğimiz zaman cetvel kaç santimetreye gösteriyorsa o kenarın uzunluğu o kadardır çocuklar. Hemen getiriyoruz bir kenarında. Bakın bir kenarı kaç santimetreymiş? 6 santimetreymiş gördüğünüz üzere. Evet bu uzun kenarıydı. Hemen altındaki tam karşısındaki kenar da o zaman kaç santimetredir? 6 santimetredir çocuklar. Kısa kenarlardan bir tanesini hemen cetvel yardımıyla ölçelim. Ve karşısındaki kenar da onunla aynı uzunluktaymış bilgilerimize göre değil mi? Evet hemen onu da ölçüyoruz. Bir kenardan başlayarak bakın 3 santimetre olduğunu gördük. Onun karşısındaki kenar da 3 santimetreymiş. O zaman bu uzunlukları toplarsak bir araya getirirsek çevresinin kaç santimetre olduğunu bulabiliriz değil mi çocuklar? Evet bulabiliriz. Uzun kenarları toplayalım. 6, 6 daha 12 eder. Şimdi kısa kenarları toplayalım. Üzerine 3 ekleyelim. 12, 3 daha 15. Bir 3 daha ekliyoruz. 18 santimetre olduğunu görüyoruz. Bu dikdörtgenin çevresi kaç santimetreymiş? 18 santimetreymiş. Bu birim veya santimetre hesaplamalarına göre ve verilen bilgilere göre dikdörtgenin çevresini hangi formülle hesaplayabiliriz? Bütün kenarların uzunluklarını toplayarak hesaplayabiliriz. Ya da iki karşılıklı uzun kenarı ve iki tane de karşılıklı kısa kenarı olduğunu düşünürsek ve bir uzun kenarına A harfini küçük A harfini verirsek Diğer kısa kenarına B harfini verirsek. Biz A ile B'yi toplarsak. Bir uzun ve bir kısa kenarını toplarsak. Ve bunu 2 ile çarparsak. Çünkü iki tane uzun ve iki tane de kısa kenarı vardır değil mi çocuklar? Yani A artı B parantez içerisinde çarpı 2 iki dersek 2 ile çarparsak biz dikdörtgenin çevresini kısa yoldan çok kolay bir şekilde hesaplayabiliriz. Şimdi sizlerle beraber bir iki tane örnek yapalım ve dikdörtgenin çevresinin nasıl hesaplandığını hep birlikte görelim çocuklar. Yandaki dikdörtgenin uzun kenarı 10 cm ve kısa kenarı da 5 cm'dir. Bu dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Az önce dediğimiz üzere bütün kenarlarının uzunluklarını toplayabiliriz. Ve dikdörtgende ne demiştik? Karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir. O zaman uzun kenarı 10 santimetre ise diğer karşısındaki uzun kenar da 10 santimetredir. Kısa kenarın uzunluğu 5 santimetre ise onun hemen karşısındaki kenarın uzunluğu da 5 santimetredir. Yani burada 2 tane 10 santimetre ve 2 tane 5 santimetrelik uzunluk görmekteyiz. Bunların hepsini toplayarak çevreyi hesaplayabiliriz. Haydi hep birlikte toplayalım. Çevre eşittir diyoruz. 10 artı 10 artı 5 artı 5 şeklinde biz bunları topladığımız zaman 10, 10 daha 20, 25 daha 25 ve 5 daha 30 olduğunu görürüz. Çevreyi bu şekilde hesaplayabiliriz. Ya da daha kısa yoldan ne yapabiliriz? Bir uzun kenarıyla bir kısa kenarını toplarız ve bunu 2 ile çarparız. Çevre hesaplaması çok kolay bir şekilde buluruz. Hemen çevre eşittir diyoruz. Parantez içerisinde 10 ve 5'i toplayalım. 15 eder değil mi? 15'i de neyle çarpıyoruz? 2 ile çarpıyoruz. Zihinden çarpabiliriz. 2 tane 15 ne yapar? 30 yapar değil mi? Yani bu dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? 30 santimetredir. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. Bakın yine bir dikdörtgen görmektesiniz. Bu dikdörtgenin uzun kenarı 7 cm ve kısa kenarda 4 cm'dir. Bu dikdörtgenin çevresini hep birlikte sizlerle hesaplayalım. Bakın uzun kenar 7 ise karşısındaki uzun kenarda 7. Kısa kenarı 4 cm ise karşısındaki kısa kenarda 4 cm'dir. Ne yapıyorduk? Uzun kenar ile kısa kenarı topluyorduk. Ve bunu 2 ile çarpıyorduk. 7 ile 4'ü toplayalım. 7, 4 daha 11 eder değil mi? 11'i de 2 ile çarpalım kaç eder? 22 eder. Bu dikdörtgenin çevresi de kaç santimetreymiş? 22 santimetreymiş çocuklar. Dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplamayı öğrendikten sonra şimdi sırada ne var? Hangi geometrik şeklimiz var? Üçgen var. Şimdi sizlerle beraber üçgenin çevresini hesaplamayı hep birlikte öğrenelim. Sevgili öğrencilerimiz, üçgenler Az önce söylemiş olduğumuz dikdörtgen ve kare olan dörtgenlerden farklı özelliklere sahiptir. Üçgende 3 üç kenar ve 3 köşe bulunmaktadır. Bu yüzden üçgen denmektedir. Üçgenlerin kenarlarının çeşitlerine göre farklı farklı üçgenler bulunmaktadır. Bu çeşit üçgenlere göre biz çevrelerini hesaplamaktayız. İlk üçgen çeşitimiz hangisidir diye soracaksanız, karede olduğu gibi bütün kenar uzunlukları, üç kenar uzunluğu da birbirine eşit olan üçgen çeşitleri vardır. Bu üçgenlere ne ad vermekteyiz? Eşkenar üçgen adını vermekteyiz. Bakın üçgenimizi görüyorsunuz. Şimdi biz bu üçgeni cetvel yardımıyla ölçelim. Üçgenin kenarlarını ölçelim ve daha sonrasında çevresini hep birlikte Hesaplamayı öğrenelim. Bakın en üstteki tepe noktasından, tepe köşesinden başlayarak bir kenarının uzunluğunu ölçelim. Bakın gördüğünüz üzere 5 santimetre çıktı değil mi? Evet 5 santimetre hesapladık. Diğer kenarının uzunluğunu da ölçelim. O da 5 santimetre çıktı. Ve son kenarını hesaplıyoruz. O da aynı şekilde 5 santimetre. O zaman eşkenar üçgenin Çevresini nasıl hesaplarız çocuklar? Bir kenarının uzunluğuyla 3'ü çarparız ya da bütün kenarların uzunluklarını toplayarak bir araya getiririz çocuklar. O zaman çevre formülümüz nedir? Bu eşkenar üçgende 3 Üç çarpı A şeklindedir. O zaman hemen hesaplayalım çevresini. 5 ile 3'ü çarpmamız isteniyor. Çünkü bir kenarın uzunluğu nedir? 5'tir eşkenar üçgenimizde. 5 kere 3 15 eder. Ya da bütün kenarlarını topladığımız zaman da 15 sayısına ulaşırız çocuklar. Bazı üçgenlerde de karşılıklı iki kenarı birbirine eşit uzunluktadır. Üçüncü kenarın uzunluğu farklıdır. Karşılıklı iki kenarın uzunluğu birbirine birebir eşit olduğu için bu üçgenlere ikiz kenar üçgen adı verilmektedir. Hani ikizler birbirine benzer ya. Oradan hatırlayacağımız üzere ikiz kenar üçgen adı verilmektedir. Ve ikiz kenar üçgenin karşılıklı iki kenarın uzunluğu birbirine eşittir. Üçüncü kenarın uzunluğu birbirinden farklıdır çocuklar. Bakın burada ikiz kenar bir üçgen görmektesiniz. Hangi kenarları birbirine eşittir uzunluk olarak? Bakın bir bakışta görebiliyorsunuz aslında. Karşılıklı iki, iki tane kenarı birbirine eşitmiş. Sizlerle beraber bu ikiz kenar üçgenin kenarların uzunluklarını cetvel yardımıyla ne yapalım? Ölçelim. Evet ikiz olan kenarlardan bir tanesine başlayalım. Bakın bir köşeden ötekine doğru ölçüyoruz. 7 santimetre olduğunu buluyoruz değil mi? O zaman karşısındaki kenarın da 7 santimetre olduğunu biliyoruz. Çünkü bu ikiz kenar bir üçgendir. O da 7 santimetre. Ve en alt kısımdaki kenarı hesaplıyoruz onun da 5 santimetre olduğunu görüyoruz çocuklar. Bu kenarlara birer harf vermek gerekirse ikiz olan kenarlara aynı harfi vereceğiz değil mi? Küçük A harfini verelim. Ve en alttaki kenarda farklı bir harf olsun. B harfi olsun. Biz bu ikiz kenar üçgenin çevre formülünü bulmamız gerekirse nasıl hesaplarız? Nasıl buluruz? C eşittir. İki tane A görüyorsunuz. A artı A artı B şeklinde hesaplarız. Yani bütün kenarların uzunluklarını bir araya getirerek toplayarak buluruz. Ya da kısaca nasıl hesaplarız? C eşittir parantez içinde. 2 çarpı A deriz. Yani bir ikiz olan kenarıyla 2'yi çarparız. Ve B kenarını da B ismini verdiğimiz kenarda ona Ekleriz çocuklar. 2 çarpı a artı b şeklinde hesaplarız. Az önce bulmuş olduğumuz santimetre uzunluklarında biz ne yapalım? Bir araya getirelim ve bu ikiz kenar üçgenin çevresini hesaplayalım. 7 artı 7 14 eder. 5 santimetrelik diğer kenarda ekliyoruz. 19 santimetre olduğunu görüyoruz. Ya da kısa yoldan 7 ile 2'yi çarparız. 2 kere 7 14 ve 5'i eklediğimiz zaman 19 santimetre olduğunu görmekteyiz çocuklar. Bazı üçgenlerinin de kenarları çeşitlerine göre çok farklı uzunluklardadır. Yani üç kenarın uzunluğu da birbirinden farklıdır. Bu üçgenlere de biz çeşit kenar üçgen adını vermekteyiz. Hepsi farklı çeşitlidir çünkü bir çeşit kenar üçgenin kenarlarını cetvel yardımıyla ne yapalım sizlerle beraber ölçelim ve çevre uzunluğunu hep birlikte hesaplayalım çocuklar. Bakın bir kenarını hemen cetvelle ölçüyoruz. Kaç santimetre olduğunu görüyoruz. 6 santimetre olduğunu görüyoruz. En alttaki kenarını da ölçelim. Alttaki kenarı da ölçtüğümüz zaman 8 santimetre olduğunu görüyoruz. Ve bu iki kenarı birbirine bağlayan uzun bir kenarı Ölçelim hep beraber. Bakın o da 12 santimetre olarak çıktı. Bakın hepsi birbirinden farklıdır çocuklar. Bütün kenarlar onun için bu üçgene çeşit kenar üçgen adı verilmektedir. Bunun çevresini nasıl hesaplayacağız? Bütün kenarları bir araya getirip toplayarak hesaplayacağız. Değil mi? Yani bütün kenarların uzunlukları birbirinden farklıysa bu kenarlara küçük harfle birer harf adı verelim. Hepsi de birbirinden farklı olsun. A, B, C olsun değil mi? O zaman bu üçgenin çevre formülü nedir? A artı B artı C şeklindedir değil mi? Hemen o zaman hesaplayalım. 6, 8 daha 14 eder. Ve uzun olan kenara 12'yi de eklediğimiz zaman 26 santimetre olduğunu görmekteyiz. Bu üçgenin, bu çeşit kenar üçgenin çevresi kaç santimetreymiş çocuklar? Tam 26 santimetreymiş. Sizlerle beraber kare ve dikdörtgenden sonra üçgenin de çevresini hesaplamayı öğrenmiş olduk. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerle beraber matematik dersinde çevre kavramını öğrendik. Çevrenin ne olduğunu öğrendik ve daha sonrasında geometrik şekiller olan kare, üçgen ve dikdörtgenin kenar uzunluklarına göre çevrelerinin nasıl hesaplandığını öğrenmiş olduk. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de kare, üçgen ve dikdörtgenin çevrelerini çok kolay bir şekilde hesaplarsınız. Çevre hesaplamalarında ve çevre problemlerinde... Bu videom sizler için umarım çok faydalı olur. Dersimizin başından sonuna kadar beni dikkatli ve güzel bir şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.